de bıraktık. Piyasa analizi videosuna altın ile başlıyorum. Altın şu anda 1730 seviyesinden işlem görmekte. Geçtiğimiz hafta 1670 desteğinden ciddi bir dönüş yaptı. Şu anda yarın tabii Amerika'da Fed toplantısı var. Oradan çıkacak söylemler de önemli. Ama baktığımızda yukarıda 1740 seviyesinin önemli bir direnç olarak ortaya çıktığını görüyoruz. 1740'tan sonra benim takip ettiğim seviye şöyle 1615 olarak gözüküyor ama 50 günlük ortalamada önemli bir direnç olacaktır yukarıda. 1740'ı kırmasının ardında benim tahminim 50 günlük ortalamaya doğru, yani 1800 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda daha kısa vadeli bir düşüş trendi de görülmekte. Bu trendi de zaten 1740-1750 aralığında kırdıktan sonra bu düşüşü de, düşüş direncini de kırmış olacak ve 1800'e doğru bir hareket yapacak diye düşünüyorum. Yaz gelmeden de altında yine 1850 seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bir de gram altına bakalım. GAVTR'ye, burada GAVTR olarak geçmiyor demek ki. Dolar, pardon. Altın TL gram futures olarak değil de şöyle calculated. Evet. Grama baktığımızda tabii hem dolar TL hem ons fiyatlarından etkilendiği için biraz daha karışık bir fiyatlaması var tabii. Yalnız burada da bariz bir düşüş trendi var. Bunu da aynı şekilde altının yukarı gitmesiyle kırabilir gibi düşünüyorum. Yalnız RSI'de bir dönüş var gibi hafif. Yine 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın da altında seyrediyor. Ama altın 1800 seviyesine doğru çıkarsa ons fiyatı, gram fiyatı da 440 TL'nin üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. Gümüşe geçiyorum. Gümüş biraz daha yatay seyrediyor altına göre son günlerde. Yine altınla beraber 24-70 seviyelerine gelmişti. Şu an 50 günlük ortalamanın biraz altında seyretmekte. 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmasıyla beraber benim tahminim gümüşte şu 28-30 seviyesini tekrar test edecektir diye düşünüyorum. Tabii tekrar ediyorum, yarınki Fed'in söylemleri oldukça önemli. Fed'in söylemleri demişken 10 yıllık Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirileri gittikçe yükseliyor. Şu an 1.60 seviyesinde. Sanki bu getiriler de 2'ye doğru gidecek gibi duruyor. 2'ye doğru gitmesi durumunda bu altını iyice de baskılayacaktır. 1850 üstü altında yalan olabilir bu sene için 2'ye gitmesi durumunda. Her ne kadar enflasyon olsa da 1.92 trilyon neyse stimuluslar geçse de bu faiz oranları yükseldikçe, Amerikan getirileri yükseldikçe, Amerikan borsası yükseldikçe altında Türk yatırımcılarının beklediği yükseliş gelmeyebilir diye düşünüyorum. Türk yatırımcılar demişken de dolar TL'ye geçelim. Dolar TL'de bugün yine yatay bir hareket vardı. Şu anda da çok az eksi de devam ediyor. 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın üzerinde. Çarşamba günü Merkez Bankası PPK toplantısı var. Buradan çıkacak bir faiz arttırımı dolar TL'yi 7.30 seviyesine kadar çekebilir diye düşünüyorum ki 200 günün 50 günlük ortalamada 7.29'dan geçmekte. Şu yükseliş hareketinin 4. dalgasını tamamlar böylelikle diye düşünüyorum. Burada ciddi bir şu 7.30-40 arasında ciddi bir destek var zaten. Bunu kırarsa daha aşağı gider ama henüz öyle bir havanın oluştuğunu düşünmüyorum şahsen. 7.30'a gelirse ve kıramazsa alış için iyi bir yer olabilir gibi düşünüyorum dolar TL'de. BIST 30'a geçelim. BIST 30'da bugün ekside kapadı. Şu takip ettiğim düşüş trendinin üzerindeydi geçtiğimiz günlerde. Yalnız bugün tam üstüne geldi tekrardan. 30 günlük hareketli ortalamanın çok az altında kapattı. Faiz arttırımı gelirse burada da aşağı doğru şu 5. dalga düzeltmesini yapabilir diye düşünüyorum. 1550-1500 aralığına doğru. Burası da son yükseliş hareketinin artık şu takip ettiğim uzun vadeli yükseliş hareketinin girişi için güzel bir seviye olabilir. Özellikle 1500'ün üzerinde kalırsa BIST 30. Tabii BIST 30'u bankacılık endeksi özellikle çok aşağı çekmekte. Yüksek faiz olduğu sürece de bankacılık endeksinin gidebileceğini çok düşünmüyorum. BIST 100'de ise çok çok temiz bir üçlü tepe formasyonu var. Şimdi burada ben sosyal medyada bakıyorum. Buna ikili dip diyenler de olmuş.
Öncelikle evet, görüntü olarak ikili dip gibi duruyor ama teknik olarak buna ikili dip diyemeyiz. Neden? Çünkü ikili dip formasyonu düşüş trendlerinde olur. Ya burada bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendinde ikili dip formasyonu olmaz. Yani buna ikili dip diyen teknik analiz işini gerçekten bilmiyordur. Kulaktan dolma öğrenmiştir. Burada üçlü tepe formasyonu var ve üçlü tepe çok güçlü bir dönüş formasyonudur. Bu üçlü tepe formasyonunun normalde şöyle bir hareket beklenir. Ama ben beklemiyorum böyle bir hareketi. Neden beklemiyorum? Çünkü Türkiye zaten 2020'de çok kötü, 2019'da da çok kötü 2 sene geçirdi Türk piyasaları. 2021 yılı artık biraz düzeltme olacak Türkiye için. Türk ekonomisi için %5'lik bir yükseliş bekliyor hemen hemen bütün finansal kuruluşlar, Dünya Bankası, IMF dahil. Böyle bir yükseliş trendinin olduğu ortamda teknik analiz, teknik formasyonu tabii ki göz ardı edeceğim yani. Ama üçlü tepe, bu ikili dip değildir, üçlü tepe formasyonudur. Şöyle bir de BIST 100'e dolar cinsinden de bakmak istiyorum. Ne kadar kötü bir yerde olduğumuzu görmek açısından. Şöyle uzun vadeli, bakın bu ikili diptir işte, görüyorsunuz. Hatta bu beşli dip olmuş daha uzun vadeli bakarsak. Borsa İstanbul'a aslında ben dolar cinsinden bakma taraftarıyım. Büyük resmi daha güzel görmemizi sağlıyor. Bakın şuradaki çok bariz düşüş trendini herkes görüyordur. 2013'ten beri gelen Ben Bernanke'nin sıkılaştırma politikası izleyeceğiz demesi ve Türkiye'deki bazı iç karışıklıkların da başlamasıyla beraber BIST 100 düzenli bir düşüş trendine girmişti. Yalnız 130'un altına gelemedi. Az önce ikili dip demiştim ama gördüğünüz gibi aslında burası bir dörtlü dip oluştu. Çok güçlü bir destek oluştu. Ama bu da aslında çok uzun süre oluşan bir destek. Yani 2 yıllık bir destek neredeyse. Hani şuralarda alanlar TL olarak kendilerini kazanıyor zannediyor olabilirler ama aslında dolar olarak baktıklarında henüz kazançları daha %3 falan olmuş 2 yılda. Bu takip ettiğim çok güçlü düşüş trendinin 250 seviyelerinde, 250 dolar seviyelerinde kırılmasıyla beraber tabii bunun için bazı reformlar, yani ekonomide genel konjonktürde ciddi bir değişiklik de gerekiyor. Yani bu durup dururken kırılmaz. Ama kırılmasıyla beraber gideceği yer bunun 320 dolardır. Burada da Türk borsasında çok ciddi bir rally göreceğiz diye umuyorum, bekliyorum. İnşallah hem borsa hem ülkemiz güzel günler görür diye umuyorum. Bitcoin'e de bakıp günü kapatmak istiyorum. Bitcoin'de hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 60 bin doların üzerine çıktı. Şu anda 55.800 görüyorum. 50 günlük ortalamaya doğru çekilmesi durumunda uzun vade için yine iyi bir alış fırsatı olabilir. Muhtemelen 70 bini bu sene içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum. Artık 70 binden sonra 2-3 sene önce 100 bin dolar olacak diyenlere gülüyorlardı. Gülüyorlardık. Gülüyordum. Şu anda artık 100 bin dolar seviyelerini konuşabiliriz. Aşağı yönlü, yani 50 günlük ortalamanın altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edeceğine inanıyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım kanal faydalı oluyordur. Kanala abone olursanız sevinirim. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.